Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızdayız. Lise tercihleri kapsamında hiç şüphesiz en heyecanlı dönem de başladı. Geçtiğimiz gün liseye geçiş sınavı sonuçlarının duyurulması neticesinde bugünse Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yerleştirme kılavuzu açıklandı. LGS lise tercihleri kapsamında hiç şüphesiz en heyecanlı süreç başladı. Geçtiğimiz gün liseye geçiş sınavı sonuçlarının duyurulması neticesinde bugünse yerleştirme kılavuzu yayımlandı. Detaylı bilgilere ulaşmak isteyen milyonlarca öğrenci ve velileri 2019 LGS tercih işlemleri ne zaman ve hangi gün yapılacak sorusu araştırmalarını gerçekleştiriyor. Milli Eğitim Bakanlığı yerleştirme kılavuzu aracılığıyla tarih detayını paylaşırken lise tercihlerinin nasıl ve nereden yapılacağı da açıklandı. Liseye geçiş sınavı sonuçlarının açıklanmasının akabinde bugün sabah saatlerinde tercih kılavuzu da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açıldı. Milyonlarca öğrenci ve velileri ise Google üzerinden 2019 LGS tercihlerin ne zaman ve hangi gün yapılacak sorusuyla tarihleri netleştirmeye çalışıyor. Zira LGS tercih tarihleri arasında tatilde olabilecek olan aileler çocukları için büyük önem arz eden süreci kaçırmak istemiyor. Sevgili seyirciler, LGS sınav sonuçları dün itibariyle açıklandı. Şimdi tercih maratonuna hazırlanıyor öğrenciler. Bu tercih sürecinde nelere dikkat edilmeli? Süleyman Açıkyörük Beyefendi bu konuyla ilgili bilgiler verecek öğrencilerimize. Değerli velilerimiz, dün itibariyle öğrencilerimizin sınav sonuçları belli oldu. Tercihler 1-12 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Herkes kendi okulundan yapacak ya da belirli yerlerden de yapabilirler. 22 Temmuz'da da sonuçlar belli olacak. Burada dikkat etmemiz gereken mutlaka bir rehber öğretmenden destek alınması gerekir. Tercihlerimizi önce bir karalamasını yapalım. Eve gidelim. Ayda içerisinde düşünelim. Değerlendirelim. Acele etmeden ayın 12'sine kadar süremiz var. Ondan sonra da tercihlerimizi yapalım. Tercih yaparken geçen yıl ile bu sene arasında puanlara bakmayalım. Önemli olan yüzdelik dilimlerdir. Yüzdelik dilimlere en uygun olan, en yakın olan okullar tercih yapalım. Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından İpek Yolu üzerinde hem konaklama hem de ticaret yolunun güvenliğini sağlamak amacıyla 8 asırdır ayakta duran Anadolu'nun en büyük kervansarayı olan Sultan Han'ında restorasyon süreci tamamlanmaya yaklaştı. Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından İpek Yolu üzerinde hem konaklama hem de ticaret yolunun güvenliğini sağlamak amacıyla 8 asır önce yaptırılan Anadolu'nun en büyük kervansarayı olan Sultan Han'ında restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca finanse edilen tarihi Sultan Han'ı kervansarayı restorasyon ve çevre düzenleme projesiyle kervansaray içerisinde canlı halı müzesi, kafeterya ve amacına uygun olarak yapılan mekanlar da oluşturuluyor. Yaklaşık 800 yıldır ayakta duran kervansaray 2014 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Yedek Listesine alındı. Yılda ortalama 500 bin yabancı turistin ziyaret ettiği Sultan Han'ı Kervansarayı restorasyonunun tamamlanmasıyla birlikte yapılması düşünülen tanıtımlar ve festivallerle ziyaretçi sayısını 1 milyona çıkartmayı hedefliyor. İlk olarak kervansarayın çatı sistemi yenilenerek su alma probleminin giderildiği, daha sonra da kervansarayının zamanla çürümüş olan taş yapılarında taş değişimi ve onarım işlemleri yapıldı. Kervansarayın orta kısmında bulunan mescit bölümündeki kırmızı tuğlayla yapılan bölümün sökülerek orijinaline uygun şekilde yapılmasının ardından mescidin de çatısı kapatıldı. Aksaray'da bir tarlada çıkan yangın nedeniyle tam olarak 25 dekar ekili alan kül oldu. Yangın merkeze bağlı Acıpınar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ekin tarlalarının bulunduğu arazide henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler hızla büyürken 25 dekarlık ekili alanı küle çevirdi. Dumanları ve alevleri gören vatandaşlar hemen Aksaray Belediyesi itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Haber verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri köylülerin yardımıyla yangına müdahale ederken yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangında 25 dekarlık ekili alan küle dönerken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Aksaray Merkez Ağzı Karahan köyünde küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Yusuf ve Ahmet Akpınar kardeşlerin işletmeleri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından ziyaret edildi. Aksaray Merkez Ağzı Karahan köyünde küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Yusuf Akpınar ve Ahmet Akpınar kardeşlerin işletmeleri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Veteriner Hekim Ertuğrul Tekcan ve Veteriner Hekim Ramazan Yakıcı tarafından ziyaret edildi. Bu ziyaret sırasında işletme sahibi yetiştiricilerimizin sorunları dinlendi. Küçükbaş yetiştiricilik konusunda işletme sahibi yetiştiricilerin neler yapmaları gerektiği, özellikle mevsimsel olarak görülebilecek hastalıklar ve ani ölümler yönünden hayvan sahibi yetiştiriciler bilgilendirildi. Aksaray'da Kılıçarslan Parkı'nda bir ağaçta mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay Bayrambaba Mahallesi Kılıçarslan Parkı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre piknik yapmak için gelen vatandaşlar miyavlama seslerinden ağaçta bir kedinin mahsur kaldığını fark etti. Bir süre ağaçtaki kediyi indirmeye çalışan vatandaşlar başarılı olamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri merdivenle ağaca çıkarak kediyi sağ salim kurtardı. İtfaiye ekipleri vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılanırken kedi de özgürlüğüne kavuştu. Anadolu'nun ortasında Kapadokya ve Ihlara Vadisi'nin oluşumuna katkı sağlayan Hasandağ eteklerinde çilek üretimi yaygınlaşmaya başladı. Aksaray'a bağlı Helvedere beldesinde Cumhuriyet Mahallesi'nin muhtarı Sinan Kocabaş tarafından dağın eteğindeki taşlık arazide 6 yıl önce deneme amaçlı çilek üretiminde elde edilen başarılı sonuçlar üzerine bölgedeki diğer çiftçiler de çilek bahçesi oluşturmaya başladı. Yüksek rakımda üretilen albion cinsi çilekler lezzeti, aroması ve dayanıklılığıyla büyük ilgi görüyor. Sevgili seyirciler, Hasandağ'ın eteklerinde Helvadere'deyiz. Yaklaşık 6 dekarlık bir alanda yetiştirdiği çileklerle Aksaray'da ve Türkiye'nin muhtelif yerlerinde artık bir isim haline gelen muhtarımızın yanındayız, Sinan Kocabaş. Efendim, ne zamandan beri bu işi yapıyorsunuz? 3 yıldır yapıyoruz. 3 yıl önce buraya deneme amaçlı 8 çiziyi yaptık. Baktık Aksaray'dan eşimiz, dostumuz, misafirler geldi. Aromasını ve tadını beğendiği için talebi karşılamayınca şu aşağılarda ondan sonra çoğalttık. Burayı da yeniden bu sene diktik. Artık talebe yetişemiyoruz. Her vatandaş geliyor, kendisi topluyor, kendisi tadıyor, kendisi tartıyor. Çileklerin yanı sıra öyle tahmin ediyorum ki burada organik ürünler de yetiştiriyorsunuz. Arıcılık yapıyoruz. Kavun, karpuz, domates, biber hepsi organik olarak üretiyoruz. Şimdi tabii şaşırtıcı, yakın bir zamana kadar çileğin daha böyle değişik coğrafyalarda yetiştirildiğini biliyoruz. Hasandağ'ın hemen eteklerinde böyle bir noktada çilek yetişmez diyenleri belki de yanılttınız. İlk fikir nasıl çıktı? İlk buraya diktikten sonra tarım il müdüründen arkadaşlar geldi. Buranın dedi rakam 1600-1700 rakamda. Bu serin hava yükseği daha fazla seviyordu. Burada daha randımanlı oldu. Yani çilek biraz serin iklimi seviyor. Sıcağı fazla. Aksaray'da birkaç tane arkadaşa falan deneme amaçlı verdik. Randımanlı olmadı, kurudu. Peki bir sezonda ne kadar bir rekolteniz var? Ne kadar bir ürün çıkıyor? Vallahi biz öyle pek şey tutmadık ama şimdi geliyor vatandaş topluyor. Öyle bir cetvel tutmadık. Kendi şey gibi toplar, tartar gider. O şekilde. Yani öyle pek hesap tutmadık ama yani deker başından senede benim tahminim 1 ton var. Peki Hasandağ bölgesinde zaman zaman su sıkıntısının olduğundan da bahsediliyor. Zannediyorum bu sene de böyle bir sıkıntıyı yaşar gibi oldunuz. Burada su olayımız yok. Biz sandıcımız var. Sandıcımızdan idare ediyoruz. Sızıntı var, ondan kullanıyoruz. Sağ olsun belediye başkanımız Arif Bellikli'ye de huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. Sandıcımıza ihtiyacımız olduğu zaman döküyor. Bir de yukarıda özel idare tarafından yapılan depomuz vardı. Orayı da dolduruyor. Bu sene sağ olsun onun sayesinde susuzluğumuzu giderdik. Yine baktığım zaman poşetlerin içerisinde görüyorum bu çileklerin fidelerini. Bunun faydası nedir? Çabuk yetişmesinin, bol ürün vermesi neden oluyor? Poşetin amacı çamur olmaması için, çileğin bir de ot olmaması için. Bir de bu sağa sola ulk atıp dağıldığı zaman meyve verimi düştüğü için ulk attırmayı önlemek için.
Peki efendim, bir çilek fidesinden kaç yıl ürün alabiliyorsunuz? 6 yıl. En verimli yıl 6 yıl. 6 yıl sonra kökü kocadığı için onu söküp tekrar genç fide dikmemiz gerekiyor. Hakikaten bizim burada olduğumuz süre boyunca da onlarca aile buraya geldi, ziyaret ettiler. Siz Aksaray'ın burası bir artık açık kapısı oldu. Herkes de aromasını, tadını beğeniyor. Artık helvadere suyuyla, çileğiyle meşhur bir hale geldi. Peki bu sektöre girmek isteyenler ya da yetiştirmek isteyenlere bir öneriniz var mı? Ben bütün vatandaşlara her türlü teknik bilgi, fiden konusu her türlü yardımı şu an Helvader'de birkaç arkadaş yaptı. Her türlü geldiler, fikir, bilgi, yardımcı oldum. Olmaya da hazırım. Memlekette her şey gelişsin istiyoruz. Peki, çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Herkesi buraya bekliyoruz. Yerimiz Hasan Dağ piknik alanı yolu üzerinde Muhtar Sinan Kocabaş'ın çilek bahçesi değil, lafamızdan buyursuna gelsinler. Şimdi de kameralarımızı Niğde'ye çeviriyoruz. Bir apartmanın altında bulunan iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle dolayı yangın çıktı. Niğde İlhanlı Mahallesi Aydınlık Caddesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın altındaki iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın apartmana yayıldı. Yangını görenler durum itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Bazıları ise apartmana girerek insanları uyardı. İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın esnasında apartmandakiler tahliye edildi. Hamile bir kadının tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken soğutma çalışmalarını sürdüren itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor. Niğde'de hasarlı ve kilometresi düşürülmüş araçları internetten yüksek fiyata sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi. İnternetten satış ilanı vererek hasarlı ve kilometre kadranıyla oynanmış araçları gerçek değerlerinin çok üzerinde fiyatla çevre, il ve ilçelerden müşterilere sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi. Nevşehir Adliyesi'ne Hollanda'dan gönderildiği öğrenilen bir zarfın içerisinden toz çıktı ve yetkililerin haber vermesi üzerine adliyeye AFAD ve uzman ekipler yönlendirildi. Edinilen bilgiye göre bugün sabah Nevşehir Adliyesi Sulh Mahkemesi'ne posta yoluyla bir zarf gönderildi. Gönderilen zarfı alan ve açan görevliler zarfın içerisinden tozun çıkmasıyla paniğe kapıldı. Yapılan ihbar sonrasında Nevşehir Adliyesi'ne AFAD ve uzman ekipler yönlendirildi. Ekiplerin adliye içerisindeki incelemeleri sürüyor. Efendim, Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızda olduk. Tekrar yeni bu ekranda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.